Bakan bakanlığını tıkayacak, bürokrat kurumunu tıkayacak, siyasetçi teşkilatını tıkayacak, belediye başkanı belediyesini tıkayacak. Ondan sonra da suçu bizim üzerimize atacak. Yok öyle ya. Herkes görevini yapacak. Bu benim en yakınım da olsa. Lütfen bizzat ben bir bakanımı veya bir bürokratı aramıyorsam babamın oğlu olsa kapıdan geri koysun. Kim olursa olsun. Açık net söylüyorum. Yok öyle ya. Herkes görevini yapacak. Babamın oğlu olsa kapıdan geri koysun. Arkadaşlar bugün sizlerle eskiden beri yaşanan ancak son zamanlarda giderek daha sık kulağıma gelmeye başlayan beni de son derece rahatsız eden bir hususu burada paylaşmak istiyorum. Bürokrasi başta olmak üzere pek çok yerde nerede işinin altından kalkamayan, nerede tembellik yapan, nerede sorumluluğunun yükünü taşıyamayan biri varsa hemen şu tarz ifadelerle işin içinden sıyrılmaya çalışıyor. Beyefendi böyle istiyor. Veya Cumhurbaşkanımız böyle istiyor. Veya külliye böyle istiyor. Bu yöntemin basit bir bürokratik işlemden herhangi bir yatırımın detaylarıyla ilgili tercihlere ömrümde görmediğim, tanışmadığım insanların taltifi veya tasfiyesine kadar her konuda kullanıldığı anlaşılıyor. Peki bunun ispatı var mı? Yani benim ağzımdan çıkan böyle bir söz var mı? Yok. Daha önce medyada ve özellikle sosyal medyada benim adıma ahkam kesenlerle ilgili rahatsızlığımı belirtmiştim. Şimdi burada bir kez daha tekrarlıyorum. Ekranları başında izleyen tüm milletime de sesleniyorum. Eğer ben birisine bir şey söyleyeceksem, bir konuda tavır koyacaksam, bir irade beyan edeceksem, kimseyi aracı kılmaya ihtiyacım yok. Bunu bizzat kendim yaparım. Bırakınız Türkiye'yi. Dünyada bu konuda açık yürekli, kararlı liderleri az görürsünüz. Kafasında 40 tilki dolaştırıp 40'ının da kuyruğunu birbirine değdirmeyen sinsi tiplerden, ağzından çıkanla gönlünden geçen başka olan riyakarlardan hiçbir zaman olmadık olmayacağız. Bu da böyle bir. Ülkemizin ve milletimizin tüm meselelerini, tüm dertlerini, tüm sıkıntılarını, tüm beklentilerini konuşur, tartışır, sırtlanır, Allah'ın izniyle hepsinin de üstesinden gelir. Biz milletimizle aramıza kimseyi sokmamak için yeri geldiğinde medyaya, yeri geldiğinde bürokrasiye, yeri geldiğinde yedi düvele meydan okuduk. Çekinmedik. Şimdi birilerinin çıkıp bu tarz ifadelerle milletimizle aramıza girmesine izin veremeyiz. Bana göre bu tavır, yani beyefendi Cumhurbaşkanı böyle istiyor sözü adeta bürokratik oligarşinin yeni bir şifresi haline dönüşmüştür. Sorun çözme makamında oturduğu halde kim olursa olsun açık net söylüyorum. Sorun çözme makamında olduğu halde sürekli şikayet eden, suçu başkalarına atan, özellikle de bizi bahane ederek kendini kurtarmaya, temize çıkarmaya çalışan herkes benim gözümde başarısız kişidir, bu böyle bilir. Bakan bakanlığını tıkayacak, bürokrat kurumunu tıkayacak, siyasetçi teşkilatını tıkayacak, belediye başkanı belediyesini tıkayacak, ondan sonra da suçu bizim üzerimize atacak. Yok öyle ya. Herkes görevini yapacak. Önüme getirilen tüm konularda kararımı muhataplarıma olumlu veya olumsuz olarak açıkça ifade etmişim. Öyle işi sürüncemede bırakmak, herkesin yüzüne duymak istediğini söyleyip arkadan başka işler çevirmek asla tarzım değildir.
Bizim tarzımız doğruya doğru, yanlışa yanlış demektir. Biz yıllarca bürokratik oligarşiyle mücadele ettik ama şimdi şahsım üzerinden yeni bir bürokratik oligarşi inşa etmeye çalışmaları asla kabul edilebilir bir durum değil. Hiçbir bakanlıkta, hiçbir kurumda, hiçbir teşkilatımızda şahsımın adı kullanılarak herhangi bir sürecin tıkanmasına, kurallar, kaideler dışında iş yapılmasına rıza gösteremem. Bu benim en yakınım da olsa, lütfen bizzat ben bir bakanımı veya bir bürokratı aramıyorsam, babamın oğlu olsa kapıdan geri koysun. Tüm bakan arkadaşlarıma şu 15 yıllık süre içerisinde her zaman bunu söylemişimdir. Adımı kullanarak sizlere kim geliyorsa, lütfen eğer benden bir telefon almıyorsanız bana sorun ve bunu teyit etmiyorsam bu insanları lütfen gönderin. Ne demek adımı kullanmak? Bu bir defa bizim adabımıza, bizim edebimize, bizim siyaset etme anlayışımıza temeliyle terstir. Onlar kolaycılıktır. Ve bunu yapanlar, açık söylüyorum, hepsi sahtekardır, dolandırıcıdır, bunlara yol vermiyor. İsmimi, ünvanımı kendi yanlışına, kendi basiretsizliğine alet etmeye kalkan hiç kimseyi affedemem. Milletimizi ister köken, ister mezhep, ister meşrep farklılıklarını bahane ederek bölmeye çalışan her kim olursa olsun, o bu ülkenin düşmanıdır. Bizim PKK, PYD, YPG gibi terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadeleyi Kürt kardeşlerimize karşı bir mücadele gibi takdim eden kişi olsa olsa bu ülkenin Lawrence olur. Parasını veren herkesin kullandığı bir kiralık katiller ordusu haline dönüşmüş olan bölücü terör örgütünü Kürt kardeşlerimizle ilişkili hale getirmek Kürt kardeşlerimize yapılacak en büyük hakarettir. YPG, PYD'nin bugüne kadar Kürt kardeşlerimize zerre kadar faydası dokunmuş mu? Tam tersine bu örgütlerin en çok saldırdığı, en çok kan döktüğü kişiler yine Kürt kardeşlerimizdir. Aynı şekilde son günlerde yeniden gündeme getirilmeye çalışılan Alevi kardeşlerimize yönelik provokasyonları yapanlar da olsa olsa Lawrence misyonlu kişiler olur. Herkes gibi Alevi kardeşlerimiz de bu ülkenin asli sahipleridir. Birinci sınıf vatandaşlarımızdır. Her türlü hakka ve imkana sahip bireylerdir. Asıl tehlike nedir biliyor musunuz? Alisiz Alevilik gibi sapkınlıklarla Alevi kardeşlerimizi özlerinden, köklerinden kopartarak adeta dinsizleştirmeye ve bir adım sonrasında da bir başka dine yöneltmeye çalışan akımlardır. Ülkemizde ve bölgemizde hesabı olan güçler elbette ellerine geçen her fırsatı kullanmaya çalışacaklardır. Önemli olan bizim kendi içimizde temin edeceğimiz güçlü dayanışmayla kimseye böyle bir fırsat vermememizdir. Bunun için evvela coğrafyamızda kol gezen köken ve mezhep kaynaklı bölücülük faaliyetlerinin önüne geçmek zorundayız. Aksi takdirde ağıtların Arapça, Türkçe, Kürtçe, Farsça yakıldığı, zafer naralarının ise başka dillerde atıldığı bu çarpık düzenin sürmesi kaçınılmazdır. Türkiye olarak işte bu hassas dönemde biz ne kadar kucaklayıcı olmaya, ne kadar olumlu bir siyaset izlemeye çalışıyorsak, ana muhalefet partisinin başındaki zat da o derece işi, kusura bakmayın söylemek zorundayım, müptezelliğe vurdu. Genel başkanlık görevine geldiğinden bu yana yaptığı iş hep çamur at tutmasa da iz bırakır, hep iftira, iftira, iftira. Hadi şahsımla, ailemle ilgili meseleleri bir kenara bıraktım. Bu partinin ve başındaki zatın
ülkemize saldıran herkesle aynı safta yer alması gerçekten düşündürücüdür, üzüntü vericidir. Biz PKK'nın üzerine gideriz, o ise iyi çocuklar diyerek, piknik yapan vatandaşlar diyerek, arkadaşlar diyerek teröristlere sahip çıkar, onlarla beraber yola devam eder. Biz FETÖ'nün üzerine gideriz, işi Ankara'dan İstanbul'a yürümeye kadar vardıracak derecede başımıza FETÖ-perest kesilir. Karşımızda ülkemizin birliğinin, beraberliğinin iradesi olan Rabia işaretini terör örgütü simgesi sanacak kadar gözüne perde inmiş, yüreği nasırlaşmış, beyni sulanmış bir zat var. Nitekim Türkiye olarak Avrupa Birliği ile anlaşmazlık yaşarız. Bu zatı karşı tarafın ağzıyla konuşuyor buluruz. Amerika ile, Rusya ile, İran'la, Irak'la, Suriye ile, ne bileyim dünyadaki 196 ülkenin herhangi birisiyle sorun yaşarız. Bu zatı yine karşı tarafın borazanlığını yaparken görürüz. CHP bu zat eliyle hızla maalesef ana muhalefet partisi olmaktan çıkıp ana hıyanet partisi konumuna doğru sürüklenmektedir. Biraz sonra grup toplantısında güya belge açıklayacakmış. Biliyorsunuz müflis tüccar eski defterleri karıştırılmış. Şimdi bu da yine aynı şekilde bakıyorsunuz yine kendine bir yerlerden bir şeyler gönderiliyor, onlarla uğraşıyor. Benim çağrım açık. Elinde benim yurt dışına milyonlarca dolarlık paralar gönderdiğimi söylüyor. Belgesi var mı? Yok. Meselenin dünürlere kadar götürülmesi zaten saçmalığın dik alası. Bu çağrılarımın beyhude bir uğraş olduğunun farkındayım. Ama müfterilere meydanı bırakmamak gerektiğini de biliyorum.